Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda dünyanın en pahalı bisikletlerini ve bisikletin tarihçesini inceleyeceğiz. Konuya başlamadan önce önemli bir hatırlatma. Daha çok video için 360 derece kanalımıza abone olmayı, bildirim ziline basmayı, izlediğiniz videoları beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Bisiklet ya da popüler olmayan eski adıyla velespit. Motorsuz veya elektrik motorlu, 2 veya 3 tekerlekli, pedalli, bazen elektrik motor destekli, insan gücüyle ilerleyen bir ulaşım aracıdır. 19. yüzyıl sonlarında bisiklet anlamında Arapça derraci sözcüğünün kullanıldığı da belirtilmektedir. Ulaşım ve eğlencenin yanı sıra bisiklet sporunda da kullanılır. BMX, dağ bisikleti, şehir bisikleti, tandem yani çift kişilik bisiklet, tur bisikleti, yol bisikleti gibi türleri vardır. Vitesli ve vitessiz türleri bulunmaktadır. Bisikletin icadı konusunda tarihçiler arasında tam bir fikir birliği yoktur ve ileri sürülen tarihler tartışmalıdır. Bisiklet tek bir mucit tarafından icat edilmemiş, tarih içerisindeki pek çok farklı çabanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Leonardo da Vinci'ye ait olduğu ileri sürülen 1492 tarihli bir bisiklet karalamasının 1960'larda Codex Atlantis'e eklenmiş sahte bir çizim olduğu anlaşılmıştır. 1790'larda icat edilen Velocifer veya Celerifer isimli hızlı at arabası aracı bisikletin atalarından biri olarak kabul edilmez. Binicisi tarafından itme gücü sağlanan iki tekerlekli ve kanıtları tartışmalı olmayan ilk taşıt, Alman Baron Karl von Drais tarafından icat edilmiştir. Drais 1817 yılında aracı 14 kilometre boyunca kullandı ve 1818 yılında Paris'te sergiledi. Von Drais aracını koşu makinesi olarak adlandırdı çünkü tahtadan yapılmış aracın sabit bir gidonu vardı. Fakat hareketi sağlamak için pedalleri yoktu. Binici ayaklarıyla yerden güç alıyor, bir denge tahtası binicinin kollarını destekliyordu. Zamanla bu isim yerine Draisien ve Velocipede isimleri daha popüler hale geldi. Draisien günümüzde birçok dilde tren rayları üzerinde ray boyu kas gücüyle hareket eden aletler için kullanılır. Von Drais aracının patentini aldı. Ancak kısa sürede kopyaları Avusturya, Birleşik Krallık, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pek çok ülkede türedi. Londralı Dennis Johnson, Von Drais'in koşu makinesinden bir adet satın aldı ve İngiltere'de patentini alarak geliştirdi. 300 adet üretip yaya at arabası adıyla piyasaya sürdüğü araç, hobi atı adıyla ünlendi. Karikatüristler bu aracı züppe atı olarak tanımlıyor ve yoldan geçenler binicilerle alay ediyorlardı. Hobi atının sadece düzgün yollarda rahatça kullanılabilmesi emniyet endişelerini gündeme getirdi ve araç 6 ay içerisinde gözden düştü. Drais ve Johnson'ın çabaları iki tekerlekli bisikletin hareket halindeyken dengede kalabileceğini ispatlasa da sonraki 40 yıl boyunca çalışmalar 3 ve 4 tekerlekli bisikletler üzerinde yoğunlaştı. İlk büyük oranda seri bisiklet üretimi Michaux Company tarafından yapılmıştır. Şirket yılda 140 bisiklet üretiyordu. Bisikletin ilgi görmesi dönemin devletlerinin de dikkatini çekmiştir. 1800'lerin ikinci yarısında Fransa Savunma Bakanlığı bisiklet üretimine destek vermiş ve 1871'de imal edilen bisikletler Almanya ile o zaman yapılan savaşta kullanılmıştır. Truffaut içi boş kauçuk lastiğini bulmuş, bunu İskoçya'da eşit çapta tekerlekleri olan komple kadrolu, bilyalı ve milli bisikletlerin yapılması takip etmiş, ardından da ortadan katlanan portatif bisikletler piyasaya çıkmıştır. İrlanda'da 1888 yılında havalı plastik bisikletler piyasaya sürülmüştür. Bu durum bisiklet endüstrisini geliştirmiştir. Bisiklet üretiminde kullanılan malzemenin fiyatının yüksekliği ve işçilik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle halka inememiştir. 1800'lerin sonunda fabrikaların artması ve seri üretimin hızlanmasıyla maliyetlerde yaşanan düşüş bisikletin geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Özellikle Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya'daki bisiklet fabrikaları bisikletin bu ülkelerde yaygınlaşmasına ve bisiklet sporunun gelişmesine ön ayak olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa ülkeleri bisikleti ordunun hızının arttırılması için askeri amaçla kullanmışlardır. İşte dünyanın en pahalı 11 bisikleti. Lightspeed Blade Bike. Bu ürün pek çok karakteristik özelliğe sahip.
Üretiminde kullanılan karbon fiber ve titanyum alaşımı oldukça dikkat çekici. Kullanıcısına büyük bir özgüven verdiği ve unutulmaz bir sürüş deneyimi kazandırdıysa şüphe götürmez bir gerçek. Bu malzemelere ve tasarıma sahip pek çok bisiklet gibi oldukça hızlı bir bisiklet. Fiyatına gelince 40 bin dolar civarı bir fiyat etiketine sahip. Electric Assist Bicycle by E-Rocket. Bu pahalı ürün nanofosfat lityum bataryayla sağlamlaştırılmış. Bataryanın ömrü kullanıma bağlı olmak şartıyla 10 yıl ve 50 bin kilometre olarak belirlenmiş. Bu tarz teknolojilerde 50 bin kilometre oldukça şaşırtıcı bir mesafe. Şarjı tamamen dolu bir bataryayla kat edilebilen mesafe 60-80 kilometre arasında değişiyor. Şarjı bittiğinde siz pedal çevirdikçe batarya kendini şarj ediyor. Her yıl 10 adet üretilen bu bisikletin fiyatı 44 bin dolar. Montanti Luxury Gold Collection. Bu koleksiyon tam anlamıyla güzelliğin ve zarafetin sembolü. Sürücüsüne sağladığı büyük rahatlıksa ürünün pek çok artısından sadece biri. Bisiklet üreticisi Montanti tarafından kadınlar için üretilen bu İtalyan harikası 24 ayar altınla süsleniyor ve üzerinde 11.000 Swarovski taş var. Süsleme işinin abartıldığı noktaysa bisikletin yapımında piton derisinin kullanılıyor olması. Bu abartılı süslerle bezenmiş ürünün fiyatı 46.000 dolar. Rare Tiffany & Co. Silver Mounted Ladies Bicycle. Bu lüks ve klas bisiklet 1890 yılında üretilmiş ve şu an için fiyatı 50.000 ile 70.000 dolar arasında değişiyor. Bu harika bisiklet, oyma fil dişi gidon, gömme dişli sistemi ve Brooks marka deri sele ile tamamlanmış. Ayrıca bu bisiklet zamanında ünlü şarkıcı ve aktris Lillian Russell tarafından kullanılmış. Chrome Hearts X Cervelo. Bu dikkat çekici bisiklet 2010 yılında Chrome Hearts ve ünlü bisiklet markası Cervelo işbirliğiyle üretilmiş. Benzersiz gövde şekli, değerli metaller, yapay elmaslar, ilgi çekici görseller ve derilerden oluşmuş bir ürün. Bu koleksiyon erkekler için üretilmiş. Oldukça lüks ve büyüleyici olarak tanımlayabileceğimiz bisikletin fiyatı yaklaşık 60 bin dolar. Trek Madone 7 Diamond. Seventh Diamond 75 bin dolarlık fiyatıyla hemen dikkatleri üzerine toplayan bir bisiklet. Adından anlaşılacağı üzere ürün elmas süslerle bezenmiş. Yapımındaysa Nike, Trek bisiklet, kuyumcu Alan Friedman ve oyuncu Lenny Fuchura gibi birçok aktör yer almış. Bisiklet Lance Armstrong Vakfı'nın 2005 yılındaki yıllık galasında satılmış. Auromania Crystal Edition Gold Bike. Bu koleksiyon Auromania tarafından üretilmiş. Auromania'nın özelliği ise ürünlerini tanıyan insanların markanın bir başka ürününü gördüğünde markanın imzasını kolayca ayırt etmesi ve markayı hemen tanıması. Bu sınırlı seriden dünya çapında sadece 10 adet var. Bisikletin gövdesi 24 ayar altından yapılmış ve 600 tane parlak Swarovski kristalleriyle süslenmiş. Yaratıcı stili ve geleneksel tasarımıyla bu ürüne sahip olmanın bedeli 114.400 dolar. Cowes Trek Madone. Bu müthiş ürün kanseri yenen ve pek çok kere Tour de France galibi olmuş ünlü bisikletçi Lance Armstrong'un Lyon ve Castilla yarışında kullandığı bisiklet. 160 bin dolar gibi oldukça yüksek bir fiyata sahip bu bisikletin renk tasarımında ünlü grafiti sanatçısı Brian Donnelly'nin imzası var. Bu yarış bisikleti aynı zamanda pek çok türdeşinde olduğu gibi muazzam bir aerodinamik yapıya sahip. Trek Yoshitomo Nara. Hız konseptindeki bu bisiklet tasarımında sanatçı Yoshitomo Nara'nın imzasını taşıyor. Karbon fiber malzeme ve hafifliğiyle müthiş bir hız bisikleti. Bisiklet ilk defa Lance Armstrong ve Nike'ın gerçekleştirdiği bir organizasyonda tanıtılmış ve fiyatı 200 bin dolar. Trek Butterfly Madone. Trek Butterfly Madone'un fiyatı 500 bin dolar. Lance Armstrong'un kariyerine devam etmeye başladığı zamanlarda kullandığı bir bisiklet. Armstrong 2009 yılındaki Tour de France performansında bu ürünü kullanmış. Beverly Hills Edition. Hue Power tarafından tasarlanan 1 milyon dolar değerindeki bu bisiklet dünyanın en pahalı bisikleti olma özelliğini taşıyor. 24 ayar saf altından yapılan Beverly Hills Edition elmas süslemeler ve timsah derisinden oluşuyor. Bu bisikletlerden hangisine sahip olmak isterdiniz? Peki fiyatlar hakkında neler düşünüyorsunuz?
Fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.